olsun. Devam edelim. Bu dağ etlerimizi simenter, şarlı ve gibi hayvanlardan, hayvan türlerinden çıkıyor. T-Bone, Douglas, Portrose gibi gravlarımız var şu an içeride. Portrose'umuz kemikli, Texas'ta diyebiliriz buna. Antikotumuz var. Bunlar da yağlı. Yağlı rağmur ne kadar yüksek olursa bizim için o kadar iyi. O kadar uzun süre saklayabiliyoruz. Bunları koruyan aynı zamanda arkasındaki pembe tuz. Himalaya tuzu pembe. Işıktan dolayı içerisinde salgılayabiliyor bu tuzu. Bu koruyan o. Yağ oranı yüksek olduğu için de uzun süre koruyabiliyoruz bunu. Ne kadar fazla beklerse, yani 20 günden yaklaşık 120 güne kadar bekletiyoruz. Bu süre içerisinde içerisindeki hep pamuk haline geliyor. Dışını ne kadar sert görüyorsanız o kadar içerisi pamuk haline geliyor. Yani bonfileden daha yumuşak. Herkes bonfileyi daha yumuşak benim için söylüyorum. Bonfileden daha yumuşak hale geliyor. Şöyle şimdi de göstereyim isterseniz size. Kesilmiş halini göstereyim. İçerisindeki yağ kırcalları ne kadar fazla olursa et o kadar yumuşak ve tadı yüksek seviyede oluyor. Şöyle T-Bone, Portrose'umuz var, Douglas'ımız var. Şu yağ kırcalları dediğim kırcalar şunlar. Şu içerisindeki, kırmızı etin içerisindeki yağ kırcalları. Mermerisi diyoruz biz kendi aramızda. Şu mermerisi ne kadar fazla olursa et o kadar lezzetli, o kadar yumuşak oluyor. Öteki etlerimiz için bize antrikotumuz var. Antrikot aynı şekilde. Yağ kırcalları yüksektir. Bunlar da bize piyasada gidip kendimiz seçerek bulduğumuz hayvanlar. Çok zor olması. Çünkü bizim halkımız hala şundan yana et ne kadar yağsız olursa o kadar iyi. Aslında değil bu. Etin tamamen besin öğeleri de yağda toplanır. Sucuklar kalın olan, spesyal sucuğumuz var. Fıstık ve helip peynirli, uzun olan. Ve normal kasap sucuğumuz var. 300 sucukla gidiyoruz. Bunlar da bizim kendi imalatlarımız. Şöyle meze çeşitlerimiz var. Atom mezesini burada sıcak veriyoruz. Özel bir meze. Antep kurutmalarımız var. İşte biber ve patlıcan kurutmaları. Onları ekli sunuyoruz. Bir de kremalı, sıcak kremalı balık salmamız var burada. Mesel bir ürün. Yoğurtlarımız manda yoğurdu. Manda sütünden yaptığımız sütlaç. Fıstıklı irmik helvamız var. Ve gurme kadayıfımız var. Dışarıdaki kadayıf, kadayıf diyorum, katmer. Dışarıdaki katmerlerden farkı gurme. İçerisindeki kaymak, süt kaymağı. Kesinlikle krema kaymağı değil. Fıstık oranı 50 gramın üzerinde. Şurada gördüğünüz gibi. Bunu da kendimiz imal ediyoruz. Bu şekilde koyup saklıyoruz. Burada 5 metreye 80 santim bir ızgaramız var. Bu tesis 500 metrekare tesis. Şöyle gelebilirsiniz böyle arkadaşlarımızla. Müsaade ettiniz arkadaşlar. Şu anda ocakta kuzumuzu, şişimiz ve kuzu köftelerimiz var. İşte tabakların yanına koyduğumuz süt mısırlarımız. Ananas tatlımız var burada. Değişik ızgara ananas dediğimiz tatlı. Onlar da burada tütsüleniyor. Şu an fuarı almış oluyor burada. Daha iyi olacak. Daha da güzel bir şey.